Kıymetli ve muhterem izleyenler, sevgili peygamberimizin yüksek ahlakıyla ilgili derslerimiz devam ederken, Ebu Umame'nin bildirdiğine göre peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına bir genç gelip, "Ya Resulallah, benim zina yapmama izin ver," dedi. Haşa. Cemaat gencin üzerine yürüdüler. Kendisini "sus, sus" diye azarladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona "yanıma yaklaş" buyurdu. Genç yaklaşıp oturunca Peygamber aleyhissalatü vesselam, "sen o kötülüğün annene yapılmasını arzu eder misin?" diye sordu. Genç, "hayır vallahi arzu etmem. Allah beni sana feda kılsın," dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, "işte sair insanlar da analarına o kötülüğün yapılmasını arz etmezler," buyurdu. "Sen o kötülüğün kızına yapılmasını arz eder misin?" diye sordu. Genç, "hayır vallahi ya Resulallah arz etmem. Allah beni sana feda kılsın," dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, "işte sair insanlar da kızlarına o kötülüğün yapılmasını arz etmezler," buyurdu. "Sen o kötülüğün kız kardeşine yapılmasını arz eder misin?" diye sordu. Genç, "hayır vallahi arz etmem. Allah beni sana feda kılsın," dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, "işte sahil insanlar da kız kardeşlerine o kötülüğün yapılmasını arz etmezler," buyurdu. "Sen o kötülüğün emene, halana yapılmasını arz eder misin?" diye sordu. Genç, "hayır vallahi arz etmem. Allah beni sana feda kılsın," dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, "işte sair insanlar da emelerine o kötülüğün yapılmasını arz etmezler," buyurdu. "Sen o kötülüğün halana, teyzene yapılmasını arz eder misin?" diye sordu. Genç, "hayır vallahi arz etmem. Allah beni sana feda kılsın," dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, "işte sahil insanlar da teyzelerine o kötülüğün yapılmasını arz etmezler," buyurdu. Elini gencin üzerine koydu. "Allah'ım bunun günahını affet. Kalbini temizle ve edep yerini haramlardan koru," diyerek dua etti. Bundan sonra bu genç bir daha hiçbir kötülüğe dönüp bakmaz oldu. Tevazu ve peygamberimizin üstün tevazu. Tevazu'nun tarifleri. Tevazu, tezellül göstermek. Huşulu, alçak gönüllü olmak, hakka, hakikate boyun eğmek, hakkı kabul etmek demektir. Sair huylar da olduğu gibi, tevazuun da aşırılık ve kıtlık tarafları ile itidal derecesi vardır. Tevazuun kıtlığına tekebbür, büyüklenmek, aşırılığına mezalet, zelillik,
itidal ve orta derecesine de tevazu denir. Tevazun makbul olanı yaltaklanma ve hisset derecesine düşürülmeyenidir. Yani zillet derecesine düşürülmeyenidir. Çünkü her şeyin iki tarafı, aşırılığı ve kıtlığı yerilmiştir. Her şeyin yüce Allah'a makbul olanı orta derecesidir. Emsalinin önüne geçen kişi mütekebbirdir. Emsalinin gerisinde kalan kişi de mütevazıdır. Yani bir şeyi layık ve müstahik bulunduğu derecesinin aşağısına koyandır. Yüce Allah katından makbul olan tevazu itidal üzere olandır. O da her hak sahibine hakkını vermektir. İnsana yaraşan bu çeşit tevazuların akranlara ve dereceleri kendilerine yakın bulunanlara gösterilmesidir. Ama tebaaya karşı tevazu, nizam ve intizamı sağlamak, konuşmalarda güler yüzlü ve umut verici olmak, sorulara yumuşak cevaplar vermek, davetlere icabet etmek, ihtiyaçları karşılamaya koşmak ve benzeri şekillerde ve bir de kendisini onlardan daha hayırlı görmemek ve belki kendi nefsinin kendisi için başkalarından daha çok korkunç da olabileceğini düşünmekle ve son nefesini ne şekilde vereceğini bilemeyeceğine göre hiç kimseyi hakir ve küçük görmemekle olur. Tevazu kazanma yolu, kibrin insandan silinip gitmesi için gerek akran ve emsale ve gerek onlardan aşağıda bulunanlara karşı güzel adetle de makbul olan tevazu göstermek, kolay gelinceye kadar tevazuya devam etmektir. Böyle tevazu göstermesi kendisine kolay gelen insanda tevazu ahlakı hasıl ve meleke olmuş demektir. Tevazu göstermek kendisine ağır ve güç gele gele tevazu gösteren kimse mütevazı değil, zoraki mütevazidir. Ahlak insandan güçlükle ve düşünek taşına değil, kendiliğinden kolayca meydana gelendir. İnsanın tevazu göstermesi kendisine kolay gelmekle beraber itidal derecesini gözetmek güç olur. Yaltaklanmaktan ve mezelletten hoşlanacak dereceye varırsa, mümine zillet yaraşmayacağı için nefsini bir derece yükseltir, sırat-ı müstakim olan orta dereceye iade eder. Gerek bu tevazu ahlakında ve gerek sair ahlakta böyle itidal derecesini kollayabilmek oldukça zordur. Tevazun itidali aşan derecesine yaltaklanma denir ki, tekebbür tarafına eğilmesinden hafiftir. İnsanlar nazarında malda savurganlığın cimrilikten hafif oluşu gibi, savurganlığın da cimriliğin de son dereceleri yergindir ve bunlar yerginlikte birbirinden ağırdırlar.
Bunun gibi gerek tekebbürün son derecesi, gerek tevazuun son derecesi olan tezellül de yergindir ve bunlar yerginlikte birbirlerinden çirkindirler. Mutlak surette mergup ve makbul olan itidal derecesidir ve her şeyi layık oldukları yere koymaktır. Tabii ki bu da şeriatla ve örfü adetle bilinir. Başka türlü değil. Peygamberimizin eşsiz tevazusuna gelince, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam makam ve mertebesinin yüceliği, yüksekliğiyle birlikte insanların en tevazulusu ve en hiç kibiri olmayan idi. Kendisinin kral peygamberlikle kul peygamberlik arasında serbest bırakılıp kul bir peygamber olmayı seçmesi üzerine İsrafil aleyhisselam şüphe yok ki Allah tevazu gösterdiğin o şeyi de sana vermiş bulunuyordur. Kıyamet günü Adem oğullarının seyyidi sensin. Yerin kendisi için yarılıp kabirden ilk çıkacak ve ilk şefaat edecek olan da sensin demiştir. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimizin geçmişteki ve gelecekteki günahlarının Yüce Allah tarafından bağışlandığı kendisine müjdelenmişti. Bu haberler efendim Gazali'nin Kadı İyaz'ın eserlerinde, İbn-i Seyyid'in eserinde görüyoruz. Evet sevgili dostlarımız, bu günahlarının bağışlandığı sure ve ayet de Fetih Suresi ayet 1. Böyle olduğu halde Peygamberimiz bir gün sizden ameli kendisini kurtarabilecek bir kimse yoktur buyurmuştur. Ya Resulallah senin de mi amelin kurtaramaz diye sordular. Peygamberimiz evet beni de amelim kurtaramaz. Ancak Rabbim Allah beni tarafından bir mağfiret ve rahmetle bürür ve korur buyurdu. Bu da Müsned'de, Müslim'in sahihinde, İbn-i Mace'nin de Sünen'inde görüyoruz bu haberi de. Ebu Ümame der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam asasına dayanarak yanınıza gelince hemen kendisine ayağa kalktık. Acemlerin birbirlerini tazim ederek ayağa kalktıkları gibi siz de bana ayağa kalkmayınız buyurdu. Bu da yine Müsned'de, Ebu Davud'un Sünen'inde görüyoruz bunu da. Hazreti Hüseyin de Resulullah aleyhissalatü vesselam siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz. Çünkü Yüce Allah beni Resul edinmeden önce kul edinmişti buyurdu demiştir. Bu da Taberani'de görüyoruz bunu da. Hazreti Ömer der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Nasranilerin İsa bin Meryem aleyhisselamı Allah'ın oğlu diyerek haksız yere övdükleri gibi siz de beni övmekte aşırı gitmeyiniz. Şüphe yok ki ben ancak bir kulum. Allah'ın kuluyum
Resulüyüm. O halde bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz buyurdu. Bu da yine Müsned'de, Buhari'nin sahihinde, Tirmizi'de görüyoruz. Abdullah bin Cübeyrül Huzai'nin bildirdiğine göre bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eshabından bazı kimselerin arasında yürüyordu. Eshabtan birisinin elbisesini Peygamberimizin başının üzerine kaldırarak gölgelemek istediğini görünce "Vazgeç, ben ancak bir insanım" buyurdu ve elbiseyi tutup indirdi. Efendim, bu da Tabarani'den naklen Heysemi'nin eserinde. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam bir sefer sırasında bir koyun kesip pişirmelerini eshabına emretmişti. Eshabtan birisi, "Ya Resulallah, onun boğazlaması benim üzerime olsun" dedi. Başka birisi, "Ya Resulallah, onun yüzmesi de benim üzerime olsun" dedi. Bir başkası da, "Ya Resulallah, onun pişirmesi de benim üzerime olsun" dedi. Peygamberimiz de, "Odun toplamak da benim üzerime olsun" buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, biz senin işini de görmeye yeteriz. Senin çalışmana gerek yok" dediler. Peygamberimiz, "Sizin benim işimi de görmeye yeteceğinizi biliyorum. Fakat ben size karşı imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah kulunu eshabı arasında imtiyazlı durumda görmekten hoşlanmaz" buyurdu. Şu tevazuya, şu inanca bakın. Evet sevgili efendiler, Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre Peygamberimiz bir gün Kabe mescidinde otururken yanına zayıf, fakir eshabtan Habbab bin Eret, Süheyb bin Sinan, Bilal bin Rebah, Ammar bin Yasir, Ebu Fükeyhe, Amir bin Füheyre ve benzeri Müslümanlar da gelip oturmuşlardı. O sırada müşriklerin ileri gelenlerinden bir topluluk uğramış, Peygamberimizin onlarla konuştuğunu görünce birbirlerine, "İşte gördüğünüz gibi onun oturup kalktığı kimseler bunlardır" dediler. İşte imansız da gerçeği görme durumu yok. Fakir, garip, zavallı Müslümanların göğsünde iman parladığını göremiyorlar. Bunlar oturulup kalkınıp konuşulacak kimseler mi sanki? Allah'ın aramızdan kendilerine hidayet ve ihsanda bulunduğu bunlar ha diyerek konuştular. Buna gavur aklı derler. "Ya Muhammed, sen kavminden vazgeçtin de bunlara mı razı oldun? Allah'ın aramızdan kendilerine hidayet ve ihsanda bulunduğu kimseler bunlar mı? Biz bunların arkasından mı gideceğiz? Sen onları yanından kov. Eğer onları kovarsan belki sana tabi oluruz. Eğer onları yanından kovacak olursan biz muhakkak senin başında toplanır, senin meclisinde bulunuruz. Biz senin bizimle oturup oturum yapmanı arzu ederiz.
Ama yanına Arap kabilelerinin elçileri gelirse, gelecek Arapların bizi şu kölelerle birlikte görmelerinden utanırız. Biz senin yanına geldiğimiz zaman onlar hemen kalkıp yanımızdan uzaklaşsınlar. Biz seninle oturumumuzu, konuşmamızı bitirip daldığımız zaman istersen onlarla oturabilirsin dediler. Buna rağmen Peygamberimiz fakirlerle birlikte otururdu. Köleler arpa ekmeğine bile davet etseler, davetlerine icabet ederdi. Dullar zayıflar ve züğürtlerle birlikte yürümekten, onların hacet ve dileklerini yerine getirmekten arlanmaz ve onurlanmazdı. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre, radıyallahu anh ve verdam ecmain, bir kadın Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip benim seninle bitecek bir hacetim var demişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine yollarından hangisinde oturmak istersen otur. Ben senin yanına varır, hacetini görürüm buyurmuştur. Peygamberimiz ne kapalı kapılar ardına çekilir, perdeler arkasına dikilir, ne de kendisinin önüne tabaklarla yemekler taşınırdı. Peygamberimiz toprak üzerinde oturur, yemeği de yerde yerdi. Ben kulun oturduğu gibi oturur, kulun yediği gibi yerim. Ben ancak bir kulum buyururdu. Ebu İmame der ki, erkeklerle çirkin sözler konuşmaktan utanmaz bir kadın vardı. Bir taş üzerine oturup tirit yerken Peygamber aleyhissalatü vesselama rastladı. Bakınız şuna, kulun oturduğu gibi oturuyor. Kulun yemek yediği gibi yemek yiyor dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam benden daha iyi hangi kul var buyurdu. Kadın sadece kendisi yiyor, bana yedirmiyor dedi. Peygamber aleyhisselam gel sen de ye buyurdu. Kadın kendi elinle ver dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam eliyle verince kadın bana ağzındaki lokmayı ver dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ağzından çıkardığını verip kadın yiyince haya utanma duygusu kendisine galebe çaldı. Ölünceye kadar bir daha bir kimse ile kötü çirkin söz konuşmadı. İşte bu da mucize. Üstüne nice mucizeler olduğu gibi bu da onlardan biri. Bir gün bir adam Peygamberimizin huzuruna gelince peygamberlik heybetinden titremeye başlamıştı. Peygamberimiz kendisine, kendine gel. Ben bir hükümdar değilim. Ben ancak Kureyş kabilesinden kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fetha giden ordusunun başında devesinin üzerinde yüce Allah'a karşı başını önüne o derece tevazu ile eğmişti ki sakalının uçları neredeyse devenin semerine değmekte ve ey Allah'ım hayat ancak ahiret hayatıdır diye dua etmekteydi. Ne gurur var, ne kibir var. Tevazu üstüne tevazu, şükür üstüne şükür. Yüce Allah'a minnettarlık üstüne minnettarlık. Hamd sena üzerine hamd senada bulunuyor. Bu haberlerde
İşte görüyorsun Abdurrazzak, İbni Sa'd, Tabarani, efendim Heysemi, İbni Mace ve efendim Kadı İyas, İmam-ı Kazali ve diğerleri. Efendim kayda aldıklarını, eserlerini aldıklarını görüyoruz. Yeryüzü kendisine fethi olunduğu ve kurban edilmek üzere 100 deve yola çıkardığı halde Peygamberimizin veda haccında bindiği kasvanın üzerindeki semer 4 dirhem bile etmeyen kadife eskisinden yapılmış küçük bir semer. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Zulhuleyfe'de ihrama girip Yüce Allah'a hamdü senada tesbih ve tekbirde bulunduktan sonra Allah'ım bunu bana içinde riya ve süm'a, gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir hac kıl diyerek dua etmişti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cıplak merkebe binmekten ve terkisine herhangi bir kimseyi bindirmekten de onurlanmazdı. Nitekim bir gün Kuba köyüne giderken cıplak eğersiz bir merkebe binmişti. Eshab-ı Suffa fukarasından Ebu Hüreyre de yanındaydı. Peygamberimiz ey Ebu Hüreyre seni terkime bindireyim mi diye sordu. Ebu Hüreyre ya Resulallah sen nasıl istersen dedi. Peygamberimiz haydi bin buyurdu. Ebu Hüreyre binmek için sıçradı fakat binemedi. Peygamberimize yapışınca ikisi birden yere düştüler. Peygamberimiz tekrar merkebe bindi. Ey Ebu Hüreyre sen de terkime bindireyim mi diye sordu. Ebu Hüreyre ya Resulallah sen nasıl istersen dedi. Peygamberimiz haydi bin buyurdu. Ebu Hüreyre yine binemedi. Peygamberimize yapışınca ikisi birden yere düştüler. Peygamberimiz tekrar ey Ebu Hüreyre seni terkime bindireyim mi diye sordu. Ebu Hüreyre hayır seni hak din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki artık ben seni 3. kez yere düşürmeyeceğim dedi. Adi bin Hatim der ki peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında akraba kadın ve çocuklarının bulunduğunu gördüğüm zaman anladım ki onda ne Kisra'nın ne de Kayseri'nin saltanatı vardır. Resulullah benimle birlikte evine giderken zayıf ve yaşlı bir kadına rastladı. Kadının yanında da küçük bir çocuk bulunuyordu. Kadın Resulullah'ın durmasını istedi, o da durdu. Bizim senden bir dileğimiz var dediler. Resulullah onların işini uzun uzun konuştu. Kendileriyle birlikte gidip işlerini gördükten sonra geldi. İçimden kendi kendime vallahi bu zat-ı muhterem hükümdarı değildir dedim. Peygamberimiz hastaları yoklar, cenazelerde bulunurdu. Peygamberimiz kalın kaba elbise giyerdi. Peygamberimiz elbisesini yamar, ayakkabısının söküklerini dikerdi. Peygamberimiz kendi hizmetini kendisi görürdü. Bunların hepsi de kıymetli kaynaklarda kayıtlı olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz ev süpürür, deveyi bağlar, sakat devesini
yemlerdi. Koyununu da sağardı. Peygamberimiz hizmetçisiyle birlikte oturup yemek yer ve onunla birlikte hamur yoğururdu. Yiyeceklerini de çarşıdan kendisi taşırdı. Eşya sahibi eşyasını taşımaya daha layıktır. Ancak taşımaktan aciz olursa Müslüman kardeşi ona yardım eder buyururdu. Peygamberimiz tevazu hakkında şöyle buyurur. Hiçbir kimse hiçbir kimseye karşı haksızlık ve azgınlık etmeyinceye ve hiçbir kimse hiçbir kimseye karşı övünmeye kalkmayıncaya kadar tevazu göstermenizi Allah bana vahyetti. Sadaka hiçbir zaman malı eksiltmez. Allah bir kulun affına karşı ancak onun izzet ve şerefini artırır. Allah için tevazu gösteren kimseyi de Allah ancak yükseltir. İşte görüyorsunuz kıymetli kaynakların hepsinde, pek çoğunda bunları görüyoruz. Sevgili dostlarımız, şimdi de inşallah sonraki dersimiz haya ile devam edecektir. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an. Kıymetli dostlarımız, İslam tarihiyle dersimiz devam ederken sevgili peygamberimizin ahlakından bahsediyoruz ve konumuz haya. Haya ve peygamberimizin insanların en hayalısı oluşu, hayanın tarifleri ve çeşitleri konusunda da haya, tevbe, rücu, utanma manalarına gelir. Haya, herkese verilmeyen ve şekavet ehlinden başkasının da kalbinden çekilip alınmayan, asi olan için de, muti olan için de faydalı, fıtri bir haslettir. Kadınlar aşırı şehvetlerini üstün derecedeki hayalarıyla kırıp, bu hususta erkeklere kat kat üstünlük sağlarlar. Evet sevgili efendiler, bu da Hakim-i Tirmizi'nin Nevadirül Usulünde geçmektedir. Haya, hoşa gitmemesi, memur olan veya geri bırakılması, işlenmesinden daha uygun bulunan bir şeyin işlenmesi sırasında insanın yüzünde beliren ince kızarma halidir. Bunu da Kadı İyaz eserine aldığını görüyoruz. Seyyid Şerif'in tarifine göre haya, nefsin kınanılacak bir şeyden dürülüp tor top olması, sıkılması, ayıplanmak, kınanmak korkusuyla onu bırakmasıdır. Bu da iki kısım olup birisi nefsani, yani Yüce Allah'ın herkeste yaratmış olduğu fıtri hayadır. İnsanlar arasında edep ve avret mahallini açmaktan ve cinsel ilişkilerden utanmak, sıkılmak gibi. Diğeri de imani hayadır ki masiyet ve günah olan kötü işlerden mümini alıkoyar, men eder. Hayanın yerine göre değişik biçimleri vardır. İşlenen kabahatten, suçtan dolayı haya, Hazreti Adem Aleyhisselam'ınki
gibi Yüce Allah bizden kaçıyor musun diye sorduğu zaman Hazreti Adem hayır kaçmıyorum fakat senden haya ediyorum demiştir. İbadetteki kusurdan dolayı haya meleklerinki gibi ki melekler senin şanın yücedir. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik derler. İclal ve tazim için haya, İsrafil aleyhisselamın aziz ve celil olan Allah'a hayasından dolayı kanatlarını dürmesi gibi. Kerem hayası Peygamber aleyhissalatü vesselamın konuşmaya dalan hesabına artık gidiniz demekten haya etmesi gibi. Yüce Allah bunu Ahzab suresinin 53. ayetinde açıklamıştır. Haşemet hayası ki Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma ile evli bulunuşundan dolayı erkek meclisi hakkındaki hükmü Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sormaya haya edip Miktat bin Esved'e sordurması gibi. İstihkar hayası, önemsiz isteklerde bulunmaktan haya. Hazreti Musa aleyhisselamın ya Rab, dünyaya ait hacetimi sana arz etmeye ve onu senden istemeye haya ediyorum demesi gibi. Aziz ve celil olan Allah ise hamurunun tuzuna ve koyununun yemine varıncaya kadar hepsini benden iste buyurmuştur. İnam hayası, bu haya şanı yüce olan Rabbul Alemine ait olup sırattan geçtikten sonra kuluna mühürlü bir yazı verir ki içinde şöyle buyrulur: sen yapılmayacak şeyi yaptın. Fakat ben onu sana açıklamaya haya ettim. Haydi git artık, ben seni mağfiret ettim, bağışladım. Evet sevgili efendiler, bu da İmam-ı Kuşeyri, Risaletül Kuşeyri'ye, cilt 2, sayfa 457 ve devam. Hayanın dindeki yeri ve değeri. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur ki, her din için bir ahlak vardır. İslam ahlakı da hayadan ibarettir. İman 60 veya 70 küsur şubedir. Onların en üstünü la ilahe illallah'tır. En aşağısı da yoldan toplumu rahatsız eden şeyi gidermektir. Haya da imandan bir şubedir. Haya ancak hayır getirir. Haya imandandır. İman ise cennettedir. Yüzsüzlük cefadandır. Cefa ise cehennemdedir. Haya bir şeyde bulunursa onu ancak süsler. Hayasızlık da bir şeyde bulunursa onu ancak lekeler. Şu dört şey insanlara gönderilmiş bulunan peygamberlerin sünnetlerindendir. Güzel koku sürünmek, evlenmek, misvak tutunmak, haya. İlk peygamberlik sözlerinden insanların idrak ve tevarüs ettiği şey,
utanmayınca istediğini yap sözüdür. Evet sevgili dostlarım, bu haberler kıymetli efendim kaynaklarımızda mevcuttur. İşte Kutub-i Sitte başta olmak üzere. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre haya ile iman daima bir arada bulunurlar. Onlardan biri kaldırılınca diğeri de kalkar. Hakim-i Tirmizi'ye göre haya takvanın kardeşidir. Kul haya etmedikçe hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Bunları da Buhari'de ve diğerlerinde görüyoruz. Ebu Süleyman-ı Darani'ye göre Yüce Allah, ey kulum, ben senin ayıplarını insanlara unutturdum. Günahlarını üzerinde işlediğin yerlere unutturdum. Kabahatlerini, suçlarını ana kitaptan sildim. Kıyamet günü de hesabının üzerinde durmayacağım. Sen benden ne diye haya etmiyor, utanmıyorsun, buyuruyor. Bu da İmam-ı Kuşeyri'nin efendim eserinde görüyoruz bunu da. Hakkıyla hayanın nasıl yapılacağı. Abdullah bin Mesud der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün Yüce Allah'tan hakkıyla gerçek haya ile haya ediniz buyurdu. Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun ki biz Allah'tan haya ediyoruz dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam, haya etmek böyle değildir. Fakat Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve başın taşıdığı huzurları, karnı ve karnın içine doldurduğu huzurları haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi hatırda tutmaktır. Ahireti dileyen kişi de dünya hayatının zinetini bırakır. İşte kim böyle yaparsa Yüce Allah'tan hakkıyla gerçek haya ile haya etmiş olur buyurdu. Bu da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Tirmizi'de, yine Tabarani'de ve Kuşeyri'nin Risalesinde görüyoruz. Hayasızlığın korkunç akıbeti. Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki, hiç şüphesiz aziz ve celil olan Allah bir kulu helak etmek istediği zaman ondan hayayı çeker alır. Hayayı çekip alınca o kul ancak hayasız ve menfur olur. Menfur olduğu zaman kendisinden emniyet kaldırılır. Emniyet kaldırılınca o ancak hain olur. Hain olduğu zaman kendisinden rahmet kaldırılır. Rahmet kaldırılınca o ancak lanete uğrar. Melun olur. Lanete uğradığı ve melun olduğu zaman da kendisinin İslamiyetle olan bağlantısı koparılır.
Peygamberimizin insanların en hayırlısı oluşu. Evet sevgili dostlarımız, bu haberlerde kıymetli kaynaklarda görüyoruz. Peygamberimiz her iyilikte olduğu gibi, haya hususunda da insanların en üstün hayalısı, en utangacıydı. Görülmesinden, açılmasından sakınılan şeylere de insanların gözünü en çok yumanı idi. Ebu Said'l-Hudri der ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi köşesine çekilmiş bakireden daha hayalı ve utangaçtı. Bir şeyden hoşlanmadı mı onu yüzünden anlardık. Evet, Buhari ve diğerlerinde görüyoruz bu haberlerin kaynağını da. Cömertlik ve Peygamberimizin insanların en cömert di oluşu konusunda cömertliğin tarifleri ve çeşitleri cud, kerem, seha ve semahat kelimeleri umumiyetle cömertlik manasına gelirler ise de bazıları bunların arasında mana farkı bulmuşlar, üstün değerli, faydalı şeyleri gönülden koparak hiç kimseden harcamaya kerem ismini vermişlerdir. Hiç çekinmeden harcamaya kerem ismini, yani cömertlik ismini vermişlerdir. Bazılarına göre de cömertliğin 3 derecesi vardır. Seha, cud, İsar. Malından bir kısmını verip bir kısmını bırakan kişi sehavet sahibidir, cömerttir. Malından çok kısmını dağıtan ve kendisi için birazını bırakan kişi cud sahibidir, daha cömerttir. Malından geçinecek kadarını alıp koyup üst tarafını dağıtan kişi de İsar sahibidir. Bu da gerçek cömerttir. Seha fıtri bir sıfattır. Sehanın zıttı şuhtur. Şuh, buhlün yani cimriliğin hırsla birlikte adet haline gelmiş bulunmasıdır. Buhul de tutup biriktirmek layık olmayan şeyi tutmaktır. Seha cuddan üstündür. Her sahibi cud sahibidir. Fakat her cud sahibi sahasız değildir. Cud layık olan şeyi layık olana vermektir. Bunun zıttı olan buhul de layık olan şeyi layık olandan esirgemektir. Ahlaki alai müellifine göre sehavet layık ve vacip olan miktarda malı mahal ve münasip olan yerlere harcamak, ulaştırmak güç gelmeyip kolay gelmektir. Meleki halinde bulunmayan, kolayca yapılamayan harcamaya cömertlik denmez. Kendisini zorlaya zorlaya cömertliği adet edinmiş olan kimse de cömert ahlaklı sayılmaz. Fakat imkan ve fırsat bulamadığı için cömertlik yapamayan ve İmkan bulunca yapacak olan kişi ise ahlakça cömert sayılır. Cömertlikte 8 türlü fazilet vardır. Kerem, İsar, Af, Mürüvvet, Neyl, Muvasat, Semahat,
müsamahat. Kerem, faydası herkese şamil olan hususlarda gerektiği zaman çok mal harcamak, nefse kolay gelmektir. İsar, kendisinin muhtaç bulunduğu bir mal ile başkasına ihtiyacını karşılamaktır, başkasının ihtiyacını. Af, öç almaya güç yeterken bundan vazgeçmektir. Mürüvvet, başkalarına bol bol iyilikte ve insaniyette bulunmayı adet ve huy edinmektir. Neyli, dost ve arkadaşlara geçimlerinde vesaire hususlarında yardımcı olmak, mal ve sebeplerinde ortaklık göstermektir. Müvasat, dost ve arkadaşlarına lütufkarlıkta bulunmak, kendilerini hoş tutup idare etmek ve nimetten faydalandırmaktır. Semahat, vermekle mükellef bulunulmayan şeyleri gönülden koparak vermektir. Müsamahat, bırakılması gerekmeyen şeyleri başkalarının faydası ve hoşnutluğu için gönülden koparak, besleyerek bırakmaktır. Peygamberimizin en cömerdi, insanların en cömerdi oluşu konusunda da, bu üstün ve şerefli ahlakta da Peygamberimizin dengine erişebilecek yoktu. Peygamberimizi yakından tanıyanlar kendisini böyle vasıflamışlardır. Hazreti Ali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eli açıklıkta insanların en cömertiydi. Hazreti Ayşe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayırda esen rüzgardan daha cömert idi diyor. Abdullah bin Abbas, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. Abdullah bin Ömer, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha cömert bir kimse görmedim demiştir. Peygamberimiz de cömertliğin her türlüsü, Allah yolunda Allah'ın dinini açıklamak, Allah'ın kullarını doğru yola kılavuzlamak, açlarını doyurmak, cahillerini öğütlemek, haceti görüleceklerin hacetlerini görmek, faydalanacakları her yolla faydalandırmak ve ağırlıklarına tahammül etmek gibi ilim, mal ve nefs cömertliğinin hepsi kendisinde mevcut idi. Peygamberimiz, ben ancak bölüştürücü, veren ise Yüce Allah'tır buyurdu. Evet, bu da Buhari, Müslim ve Müsned'de geçmektedir bu haberler ve diğerlerde. Bize mirasçı olunmaz. Bizim bıraktığımız sadakadır. Ancak Muhammed'in ailesi ondan yer buyurmuştur. Ebu Zerrül Gıfari der ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana, ey Ebu Zer, şu hangi dağdır diye sordu. Ya Resulallah, Uhud'dür dedim. Resulullah, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a. Yemin ederim ki onun benim için altına çevrilmesi beni asla sevindirmez. Onu bir kırat bile bırakmaksızın Allah yolunda harcarım buyurdu. Ya Resulallah, bir kantar mı bırakmaksızın diye sordum.
Resulullah bir kırat bile bırakmaksızın buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Sonra da ey Ebu Zer, ben ancak az olanı az derim, çok olanı çok derim buyurdu. Akşama doğru Medine'nin Harre mevkiinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yürüyordum. Ey Ebu Zer buyurdu, buyur ya Resulallah. Emrine amedeyim dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Uhud'e bakarak şu Uhud'un benim için altına çevrilmesini, ondan bir tek dinarın 3 günden fazla yanında akşamlamasını beklemesini arzu etmem. O bir tek dinarı da ben sadece borç için yanında bulundurur. Hepsini Allah'ın kullarına, eliyle sağına, önüne ve soluna işaret ederek alınız, alınız derim buyurdu. Sonra yürümeye devam ettik. Ey Ebu Zer, çok mal sahipleri vardır ki kıyamet gününde onlar sevapça pek azdırlar. Ancak yine eliyle sağına, önüne ve soluna dağıtma işareti yaparak mallarını şöyle şöyle harcayanlar müstesnadır. Böyleleri de pek azdır buyurdu. İşte bu da yine Buhari'nin sahihinde ve diğerlerinde görüyoruz. Hazarda ve seferde Peygamberimizin 10 yıl hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik Hazretleri der ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey istenmezdi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu isteyene vermiş olmasın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam gelir. Sadece dünyayı, dünya malını elde etmeyi umarak Müslüman olur. O gün akşam olmadan İslamiyet kendisinin nazarında dünyadan ve dünya üzerindekilerden daha sevgili olurdu. Kureyş müşriklerinin eşrafından Safvan bin Ümeyye, Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra Müslüman olmadığı halde Huneyn ve Taif savaşlarında Peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. Peygamberimiz Cirane'de toplanan ganimet malları arasında dolaştığı ve onlara göz gezdirdiği sırada Safvan bin Ümeyye Peygamberimizin yanında bulunuyor. Develer, davarlar, güdücülerle dolu vadiye doğru bakıyordu. Bakışını uzattı durdu. Peygamberimiz ise onun bu halini göz ucuyla süzüyordu. Ebu Vehbi o vadi pek mi hoşuna gitti diye sordu. Safvan bin Ümeyye evet dedi. Peygamberimiz o vadide içimdekiler de senin olsun buyurdu. Bunun üzerine Safvan kendini tutamadı. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derecede cömert ve üstün olamaz. Şehadet ve ikrar ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ve ikrar ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dedi. Hemen orada Müslüman oldu. İbn-i Şahab-ı Zühri'nin bildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gün Safvan bin Ümeyye'ye 100 deve vermiş.
Sonra yüz daha eklemişti. Saffan vallahi Resulullah aleyhissalatü vesselam bana verdiğini verdi ama kendisi bana insanların en menfuru idi. Bana vermekte devam etti de nihayet nazarında insanların en sevimlisi oldu demiştir. Peygamberimiz böyle iki dağ arasını dolduran davarları verince Saffan bin Ümeyye kavmi olan Kureyşilerin yanına döndü. Onlara ey kavmim Müslüman olunuz. Çünkü vallahi Muhammed aleyhissalatü vesselam öyle ihsanda bulunuyor ki yokluktan, yoksulluktan hiç korkmuyor dedi. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz Allah'ın zengin olduğunu bilen, ona sıkıca bağlı olan, teslim ve tevekkülü tam olan o şanlı peygamber hiç fakirlikten şundan bundan korkar mı? Onun korkacağı sadece Yüce Allah'tır. Ondan başkasından asla korkmaz. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimizden bir şey istenildi mi asla yok demezdi. Kendisine kim gelip bir şey ister, istenilen şey yanında bulunursa onu yerine getirirdi. Bulunmazsa vaat ederdi. Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bir şeyler istemeye geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam şimdi yanımda verebileceğim bir şey yok. Fakat ihtiyacını benim hesabıma satın al da bize bir şeyler geldiği zaman ben onu öderim buyurdu. Hazreti Ömer ya Resulallah sen ona ihsanda bulunmuştun. Yüce Allah seni gücün yetmeyen şeyle mükellef kılmamıştır. Elinde bulunmayan bir şey vaat etmek zorunda değilsin dedi. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşlanmadı. O sırada Ensardan bir zat ya Resulallah ver arz sahibinin ihsanını azaltacağından korkma dedi. Peygamberimiz Ensari'nin sözüne gülümsedi. Peygamberimizin sevindiği yüzünden anlaşılırdı. Peygamberimiz zaten ben de öyle yapmakla emir olundum buyurdu. İşte görüyorsunuz imana dayalı cömertlik, Allah'a bağlılığa, teslim ve tevekkülle bağlı cömertlik. Allah'ım sen muvaffak. Allah'ım sen muvaffak. Ahlakın el güzelliğini ver, lütfundan, kereminden. Diliyoruz ya Rabbi, bu Habibine bu güzel ahlakların hepsini verdin. Biz senin kulumuz. Biz onun ümmetiyiz. Bize de ver ya Rabbi. Bizdeki kötü ahlakların hepsini güzel ahlaka çevir ya Rabbi. Allah'ım senin lütfun, keremin, fazlın olmasa halimiz nice olur. Ya Erhamerrahimin affeyle, mağfiretle, merhamet. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an.